Tamam, full kotayla ÖPED'e gittik tüm şehirlerde. Yani bu ÖPED'e çalışmalarınızı görüyoruz. İyisiniz maşallah. Allah daha da güzel yapar inşallah. Tabi Greco Roman'da yani sabahın çocuklarla konuştuk. Yelpaze çok büyüyor artık. Her ülkede de e-sporcu çıkabiliyor. Bayağı bir şey oldu. Neden ona dünyada ağırlık bayağı testi. Bir Euro, Avrupa'da bir grup bu iş yapar. Şimdi dünyanın her ülkeden bir tane iyi adam çıkıyor. Japon'dan geliyor, oradan buradan geliyor. Onun için hepinize Allah kolay versin. Bizim en büyük sorunumuz Greco Roman'da. Ben size şunu söyleyeyim. Puan alınmadığı sürece hiçbir maç sonu garanti değil. Çünkü hakeme kalıyor, hakem tercihine ve hakem inisiyatifine kalıyor. Bu hakem bazen çok iyi yorumlayabiliyor, bazen saçma sapan yorumlayabiliyor ama oraya geldikten sonra da artık bir şey yapamıyoruz. Bu pasivite itiraz yok, pasivite subjektif bir şey. Neye göre verdiği belli olmuyor. Bazen oturuyorsun, bir maçı bugün izliyorsun, farklı diyebiliyorsun. Herkes hafta izliyorsun, farklı diyebiliyor. Onun için ilk bizim size önerimiz puan alın. 6 Eylül 2019 Ovalada Atak Ateş Profesör Doktor İbrahim Cicioğlu Ovalada Kamp Asavari Kontrolü Gençlerini izledi Sertin Cirli ile beraber şimdi de kurallar ile ilgili sunum yapıyor. Arkadaşlar yaptıkları her şeyi ya hakemleri kandıracağınızı mesela biz hakemlere ne anladık? Hakem değil de koşuyor. Hakemlere biz kime pasiflerini diyoruz? Biz diyoruz ki, güreşçinin önce göğüs göğüse güreşelim hakkında. Greco-Roman güreşçinin. Önce bunu arayın. Böyle güreşçinin güreşçi varsa... Greco-Roman güreşle ilgili kurallarla ilgili bilgi arıyor. İkincisi, hooking dediğimiz hani sokup asmalar, yukarıdan aşağıdan. Bunu yapan güreşçi aktif güreşçi diyoruz. Yani sokmuşsa, asmışsa, çift, tekten, üstten, alttan bu güreşçi bir daha aktif güreşçi olarak değerlendiriyor. Üçüncüsü diyoruz ki oyuna giren güreş, girer gibi yapan değil. Yani şu değil, şu bir aktiflik değil. Girdi, yere bıraktın çıktın. Girmen asmak bitmiş. Devamını getireceğiz. Yani biz de hakemlere bunları bu şekilde önlendiriyoruz. Şimdi birkaç tane aktif olduğunuzu siz düşündüğünüz pozisyonlar. Bir tanesi, yani şu kolunu şöyle devamlı koyuyorsunuz. Burada hakem gördüğünü bu güreşçi artık mimliyor. Diyor, bu adam blok yapıyor. Bir. İkincisi ilk çekmiyor. Vuruyor. Bunlar aktivlik değil. Aktivlik bir oyuna girmek anlamı. Yani itmekle ben kuvveti itiyorum. Tamam. Bir hakemi kandırırsam bir hakemi kandırabilirsin. Bunları biz aktif olarak kabul etmiyoruz. Bu adam sadece ne yapıyor? İtmek. İtmek. Aktiflik sadece itiyorsun. Vurduruyorsun. Göğüs vurduruyorsun. Bunlara biraz daha dikkat edin. Yani bunlar da sana vermezlerse demek ki vay vay efendim ben aktifimde bana ver dedi. Öyle bir şey yok. Bu aktiflik anlamında değil. Tamam mı? Tabii bu sana bu soruyu soracağız. Karşıdaki ne yapıyor? Ama her biri kendinden soruyor. Siz güreşi arayan taraf olacaksınız. Ki burada bak pasivite ben bunda da kafa güreşleri için konuşuyorum. Her güreş, her güreşin hikayesi ayrılır. Ya bir güreşte 1,5 dakikadan sonra pasivite verebilirsin. Bir güreşte gelir 50. saniyede pasivite verirsin. Bu güreşin şekline ve gidişine göre. Ama genellikle biz hakemlere 30. 40. 50. saniye pasif eden hakeme kızıyoruz. Bir dakika olsa. Çünkü ilk her derde bir tane pasifte. İki tane pasif çok bir tane var bir maç göstereceğiz. Salak bir sonra. İlk derde iki tane pasifte olmaz. İhtar puan olur. Ama pasifte olmaz. Onun için zamanı iyi ayarlar. Tabii bunu yaparken ama biz hakemlere şunu diyoruz. Yani bir adam durdu. 50 saniye durdu sonra 10 saniye bahsedi. Hemen o 10 saniye değerlendirmeyi maçın öbür taraflara da bakın. Geçmiş tarafa da bakın. Sizin yapacağınız o 50 saniye normal güreşiniz yapın. Ondan sonra başlayın. Şeye. Aktif görünmeye veyahut da daha fazla bindirmeye. Bu zaman ayarlanmasını iyi yapın. Bazen çok başlı yükleniyorsun sonra yoruluyorsun. Tabii ki doğal olarak hakem de bunu düşünmüyor. Yorulma işe yarıyor. Adam pasif kaldı. Biraz o zaman ayarlanmasını iyi yapın. İkincisi bu hep söylüyorum bak. Serbestçilere kızlara söyledim. Serbest takımına. Mesela ağır siklet 97 genellikle maçta 1-1 bitiyor. Biz hakemlere bir yere şöyle 1-1 maçı bitirmiyor. Yani üçüncü pasiviteyi hak eden adama zamanla çok geçitmeden verin. Ama
20 yıl bitecek ve buna benzer güreşler de eğer siz düşünüyorsanız ki ben ikinci devre pasifite verdiririm ve iyi güreş yapıyorsanız genellikle kendinize iyi veriyorsunuz. Bu antrenör karar verir. Bu sadece binde risk alırsınız. İlk pasifiteyi kendinize verir. Ama bunlar tabii ki öner olan, tabii siz o binde olan sizsiniz. Kurumunuz daha iyi, göz takımınız daha iyi. Bunlara biraz daha dikkat edin. Bu stratejiye özellikle üst kategoride 87'ler, 97'ler, pasifte biraz daha kendileri yapsınız. Tabii herkesin işlemedi. Başkine göre olacak ama bu. Maalesef ağır siklet, alt sikletlere de şu eğilme. Eğilen güreşçi, şöyle çiftlerle tutan güreşçi, şuralardan sağ çiftlerle blok yapan güreşçimiz pasif olarak deniyor. Hakem ona o ön yargıyı ne var? Ama bir daha söylüyorum bakın. Bunlar standart değil. Sadece bu benim bizim onlara anlattıklarım ama bazı hakemler var hiç güreşten anlamıyor. Şimdi ben şey demek istemiyorum bakın. Art niyet demek istemiyorum. İşte art niyet olur, olur. Kimisi, insan olur, herkes olur ama biz mümkün olduğunca bunu niyemiz etmeyelim, niyemiz etmeyelim, bunlar temizleyelim. Yani öyle, şu andaki üvey hakem kadrosunda böyle eskiden böyle hatırlarsınız çatır çatır bağırtır adam saldırırken yatırıp onu yedirir hakem de yok artık, böyle hakem yok. Bir de var bu müsabaka olimpiyat seçmesi, son. İşte Avrupa Şampiyonası'nda bir grup seçtik. Şimdi buraya getirdik 70 tane, 66 tane hakemi. İşte buradan da 44'e indirdi. Sonra hakemler de burada olimpiyat yılın. Öyle salak saçma sapan hatalar yapan adam yanacağını biliyor. Ama hata yapabiliyor ama bakın bir daha söylüyorum. Puansız güreşlerde kaderimizi hakemlere bırakıyoruz. Hakem karar verecek. Adam, o da birine verecek karar. Ne yapsın? Sırasını bitiremez ya maç. Onun için buna biraz dikkat edeceğiz. Şimdi birkaç tane video göstereceğim. Daha doğrusu Avrupa Şampiyonası'nda Asya'dan göstereceğim. Biraz rakiplerimizi de görüyoruz. Kimler neler yaptı diye. Bazı o pozisyonlarla, o pozisyonla tartışalım. Niye bu pozisyona böyle verilmiş? Yani...